Size Antalya'dan merhabalar. Yeni bir günde, yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Lütfiyelerin taşınmasının üzerinden neredeyse 5 gün mü geçti? 3 gün. 4. gün bugün. 4. gün mü? Evet. 5 gün değil mi ya? Yok, 4. gün. 4. gün mü? Evet. Yani hemen hemen bütün işler bitti sayılır. Ama bitmiyor bir türlü. Ben biraz önce en son kiler bölümünü toparladım. Oradaki işte kullanılmayan eşyaları falan ayarladım. Sonra bir girişi falan sildim. Aşağıya indik, şimdi yemek hazırlığı var. Akşama balık, Zafer balık almış. Balık yapıyoruz. Yanına salata yapacağız. Çocuklar içerideler bir taraftan. Çocuklarla o kadar zor oldu ki taşınma işi. İnanın hani birimiz çocuğa bakıyoruz, birimiz ev yerleştiriyoruz, birimiz işte atılacakları atıyoruz. Ağlıyor şimdi tabii Asya. Evet, balıklar pişerken ben de salata malzemesinin marulları buradaydı. Onu dedim alayım hem de evin son halini size göstereyim. Salonun tabii onu göstereyim size bir saniye. Koltukların kılıflarını yıkamaya attık. O yüzden minderler dağınık. Salon 2 gündür bu halde zaten. Ha şu dolapları taktı. Bugün Muzaffer oraya kitapları falan yerleştirdik. Burada sadece bir tane kutu kaldı. İçindekileri Lütfiye bakacak, yerleştirecek. Mutfak hemen hemen yerleşti sayılır. Tabii balkonda çamaşırlarımız var. Şöyle göstereyim. Ay, makina bittiyse onu da asayım bari. Evet, bitmiş makina da. Koltuk örtülerini asayım. Burası çocukların odası, Adan'ın yatağı var. Asya'nınki kurulmadı. Bu odada da çok işimiz yok. Burasını daha oyun odası yapacak Lütfiye. Şöyle giyinme odası da bitti. Camları açtık havalansın diye. Evet, yukarıdan marula aldım geldim. Asya, avokadolar bitti mi? Bir şey. Sen? Ömrüne çekti. Sen mi keseceksin? Tutu ben. Dur bakalım ama ellerini kesebilirsin. Dikkat et. Elini kesme sakın. Elin kadar. Aa, çekemedin. Asya çekirdeği çıktı içinden. Kocaman, gördün mü? Top gibi. Ay çok kaygan ama. Tutamıyorsun. Çöpe atıyorum bunu ben. Şimdi bunu kaşıkla çıkartacağız. Avokadolu salata yapıyoruz kızımla. Kızım salata malzemelerini yıkadı benim için. Bunu vereyim. Ben keseceğim bunu. Bunu sen keseceksin ama bıçak çok tehlikeli. Dur. Dur, öyle kesilmez. Dur bak şöyle, ben sana yardım edeyim. Tut bıçakta. Evet. Böyle. Bir de burasına. Ama elini keseceksin. Heh, aferin kızıma benim. Bıçağı ver. Bıçağı ver. Tehlikeli. Sen maydanozları yıkamaya devam et. Kenara koyar mısın onları? Avokado çok güzelmiş yalnız. Bıçağı aldı sen. Ama. Kestin ya bir kere. Olmaz. Dur. Bu da kesildi. Tamam. Evet. Ay şahaneymiş avokadomuz. Şimdi bunları bunun için çıkaracağım. Hadi sen çıkar bakalım, gel. Çıkar bakalım. Ay kızım, mutfakta bana yardım etmeye bayılıyor. Şöyle yapacağız bak, böyle. Evet, çıktı, gördün mü? Dondurma gibi aynı Asya böyle. Bak. Evet. Daha evlerinde kalmaya başlamadılar Lütfiyeler. Bugün kalırız diye düşünüyorlardı ama bugün de tam bitmediği için bugün de buradalar. Yarın nasip olursa evlerine geçerler. Çünkü klimaları bugün yapıldı. Su akıtıyordu. Onun için tekrar bir daha servis geldi. Doğalgaz bugün açıldı. Yani elektrik, ocak falan da çalışmıyordu. O yüzden daha evlerinde kalamadılar. Cümbül cemaat buradayız. Hala
Salı. 5 gün olmuş. Ben şimdi onu hesap ettim. 5 gün doğru. Ya ben sana 5 gün diyorum. Sen yok 3 gün, 4 gün diyorsun da 5 gün oldu evet. Ah geldi misafir geldi. Yani küçük bir misafir. Küçük bir misafir daha geldi. Ada ben biraz önce yukarı çıktığımda 7 adım atmış. Ben göremedim tabii. Bak. Ben şeyle yaptı zannettim. O yürüme arkadaşı var ya. Evet. Onunla yaptı sandım. Ay ne dedin duymadım. Kendi mi yürümüş? Kendi mi yürümüş? Kendi mi yürümüş? Çok seviyorum sizi. Kızlarım. Asya'ya diyorum ki önce benim dedim iki tane çiçeğim var dedim. Sonra dedim ki hayır benim üç tane çiçeğim var dedim. Birinci çiçeğim annen. İkinci çiçeğim Asya, üçüncü çiçeğim Ada. Bak sana geldim. Ama benim ellerim çok kirlendi. Şimdi yemek yiyeceğiz yemek. Muzaffer şuradan çatal alayım. Yemek yiyeceğiz. Şuraya da çayımızı demleyeceğim. Şuradaki siyah kısım var ya, gelmiş onu atalım. Tamam. Bunu ezeceğim. Sarımsak. Aa sarımsak getir bana. Sen de ezeceksin ama biraz sert bu. Sen sarımsak da ezecektik değil mi? Sarımsak, limon. Tamam. Getireyim ben sarımsağı. Anne, kilerden tamam. Aile boyu yemek yapıyorlar. Valla bu zaten balıkları koydu, pişti sağ olsun. Pişti balıklar, gösterdiniz mi balıkları? Ha evet balıklarımız pişti. Valla ancak yetiştirebildik. Bakar mısın Asya hem suyla oynuyor. De marulla yıkıyor. Benim güzel kızım ya. Biz bir de banyo yaptık gelince. Aa, o balık mı? O balık mı? Dur. Dur o balık mı? Balık kokacak şimdi. Dur. İlk önce Ada'yı yıkadık. Sonra Asya. Sen banyoyu. Bak bak. Ama hemen annesinin bak sesini duydum. Tamam. Ne güzel oynuyordu kucağımda ya. Yemeğimizi yedik. Hadi git anne. Gel. Hadi. Gel. Biraz önce ben görmedim 7 adım atmış dedesi gördü. Anne bak. Ha evet. Gel. Aferin sana. Yürüyecek bugün yarın yürüyecek. Ada. Tamam sen şeyi vereyim mi benim jornu? Nasıl emzireyim de. Buranın klimasını açalım mı? Olur. Sıcak. Açalım. Bir anda sıcak bastı değil mi? Yoo çok güzel esiyor şurada aslında geliyor. Vallahi bize göre iyi de. Çocuklar sıcağa dayanamıyorlar. Baksana saçlarına. Sıra sıklama. Öyle evet. Olan. Serpil bize alışmışız. Biz de klimasız uyuyamıyoruz ya artık. Ya orası kapalı biz değil. O kadar sıcak ki uyuyamıyorsun şu an. Valla ter döküyorum ben ama böyle klimayı ama geçen açayım diye. Geçen yıl Ağustos'u hatırlamıyorsunuz ki. Ağustos'ta şeydeydik ya. Ben Ağustos'ta Aslan Olan'daydık evet. Ağustos en sıcak ay. Geçen sene normal yani. Evet. Ankara'daydık o zaman. Klima şu şeydeydim. Nerede klimadasın? Kumatla şuradaydı. Asya babasıyla maç izlemeye gittiler onlar. Ada şimdi uyuyacak. Artık ondan sonra biz de inşallah dinleniriz. Ortalığı toplayacaksınız. Zaten ortalık savaş alanı gibi. Muzaffer bir gösterir misin şöyle? Çocuk olunca. Sanki bizim ev de taşınıyor. Çocuklu evde. Anne şunu Ada kucağımdayken giydirebilirsen. Gel bakalım gel. Tamam dur. Tamam giydirelim. Ay bir de sinirli bu kız. Tamam. Anneannem niye kızıyorsun sen bize? Tamam uyuyacaksın. Gündüz çünkü az uyudu. Bugün gün boyu benimle beraberdi. 4-5 saat çocuklarla ben kaldım. Lütfiye babasıyla yukarıdaydı. Geldiler mi? Geldiler. Ay sessiz geldiler. Ada uyudu. Ay hoş geldiniz. Hoş bulduk. Babam biraz iyi gibi de. Anne
aradım da annemle konuşuyordum. Ha ulaşabildim, ulaşamadım diyor. Ha telefon açtı. O ne ya? Ablanın bilgisayarı karşısında yaptı. Şey yaptı. Ne? Merak ettim. Soda ve limonla doğal %100. Artacağım şimdi. Hüseyin'in de olmak için. Anlamadım. Yok ya şöyle bir tadına bakayım da sonra içeriz. Rengi mi? Evet. Çok güzel. Rengi süper vallahi. Tadına bakacaktım. Babam hemen aldı, içti. Nasıl? Buz atın içine, buzla için. Çok güzel. Karpuz gibi. Tadına bakacağım size. Evet. Karpuz tadı var. Karpuz çekirdeği kapak çıkıyor, dikkat edin. Aman faşti vallahi. Ha, ha, evet evet, hayır. Dökülür onu şey peçişeye. Orada içeceğim ya. Şahaneymiş. Yok, tek bir peçişeye koyup dolaba koyayım. Allah, tamam. Çok şahane değil mi? Bozuk karpuzları verir misin? Ne var? Soda, karpuz. Soda, limon. Ne karpuz? Şahane. Ne diye nasıl çıkarttı diyor. Bilmiyorum ki, Hüseyin'e soralım. Ha, sizin de çayınız böyle. Tarifi Hüseyin'den alalım. Ha, Hüseyin. Ay bu kapağından tutmuyoruz. Ha, ha, kapak çıkıyor mu ama? Evet. Öyle sıcak mı dolama? İşler. Ay, hoş geldin ablam ya. Hoş kız, seni öpmedim değil mi? Ben de tarif, yani daha doğrusu nemden dolayı yapış yapışım diye öpmedim. Annem diyor ki, sıcak mı ora diyor. Vallahi yorgunluktan sıcağı bile hissetmiyorum ben dedim. Salondayken Lütfiye diyor ki, anne diyor klimayı açalım mı diyor, çok sıcaktım. Hani bileyim valla iyi mütevazı. Ananın şapur şapur şöyle saçı tamamen ter içinde kaldı. Yorgunluktan hiçbir şey istemiyorum. Ve bu arada da mutfak tertemiz oldu. Bir az önceki hali vardı. Haliyle diyoruz. Evet. Allah seher geliyorum demese toplamayacaktım daha da. Ay keşke toplamasaydı canım. Ya çok berbattı. Olsun. Bana çok berbattı. Bir de balık yaptık ki. Şey ya ben o gün... Market adını söylemeyeyim de dondurulmuş temizlenmiş hamsi 500 gram. Fiyatı da çok güzeldi. Hiç denediniz mi? Yok. Hayır. Balık dünyasının. Dondurulmuş temizlenmiş hamsi. Hiç denediniz ne mi? Ne kadarmış? 57 liraydı. Yarım kilosu. 100 lira gayet iyi. Bizde 130 liraya mı 140 liraya mı ne? İşte ne 130 liraya mı aldı babam kilosu? 140 lira. Hamsi mi? Hayır. Şey levrek. Levrek. Balkona geçelim mi? Hüseyin balkonda kaldı. Migros mu? Geçen hafta indirimdeydi. Hüseyin hoş geldin. Ben indirimdeydim. Migros'taki indirmeye yetişemedim. Levrek. Burada da yer var. Hoş geldin. Aklımda olsun. Allah'a yoruluyoruz. Kaşa tozluyoruz. Neyse. Tamam ben daha da. Hafta sonu kampa gidersek. Hepsi bitmez ki zaten. Ayrıca 5 yıl diyordu Hüseyin. Evet. Çekim modu. Şimdi şu an çekim moduna geçtik. Çekim moduna geçtik. Yer çekimi. Ama inanılmaz yani böyle artık iflahımızın kesilir. İflahımız kesilir. Önemli bir gün ara verip dinleyip de ondan sonra devam etseydim. Hiç ara vermem. Şeye kalsa Lütfiye şey yapacak. Çekmece çekmece yapıp. Kaç güne biter öyle? Çekmece çekmece düzenli düzenli yapacak. Öyle anlatıyor da hızlı yapıyorum. Bütün mutfağı bitirdim. Yok yok hızlı yapıyorsun da. Yatak odasının güzel bir şey de... açılmıştı. O yüzden ama burada Lütfiye koruyup durmak tecrübe var bak. Annendeki tecrübe. Lütfen. Evet. 10 tane. Lütfiye ile yukarıda neredeyse birbirimize girecektik. Valla. Neyse son güne kadar sabrettim. Yorgunluktan. Yorgunluktan. Aynen. Yorgunluktan hayır, şimdi sinirler gerilince. Ay tabi estağfurullah. Hani küser görüşmez misiniz? Babamla görüşmeye devam ederim ben. Babam kıyamaz gelir. Annem küser bana. Ben biraz kinciyim. Aynen. O konuda. Annem görüşmez de benimle. Neyse bir hafta özlesin seni. Aynen. Siz bir gidin de çadıra. Ay seherler de birkaç gün şeye gidelim, çadır kampına gidelim diye konuşmuştuk. Gidecek miyiz diye gelmişler de şu anda hiç... O enerjide değilim diyorsun. Tatil modunda değilim ama o güne kadar belki... Ama ihtiyacımız var, yok serpil. Belki kelimesi yok bizim hayatımızda biliyorsun. Gideceğiz ya da gitmeyeceğiz. Eniştemle evet öyle mevzular evet. Belki de olmaz. Gideceğiz diyeceğim, sabah da 6'da hazır olacağım. Ya benim var ya şurada konuşalım. Ne zaman gidiyoruz? O zaman... Şimdi bazıları var. Sen. Şimdi bazıları bizim mümkün değil çıkmamız bak. Dinliyor musun? Bazıları derken gidelim mi bilmem ki. Ha. Belki giderim. Ama kız ama yani var ya. Hani hayırlısı olsun. Ama gitmek için düzenleme yapmak daha iyi. Bugün Hüseyin bayağı hazırlanıyor. Dön hazırlanıyor. Hatta Mahmut Bey'in bir Starex arabasını aldı ödünç. Aa. Arabanın arkasına eşyalar sığmaz. E hangi de gideceksiniz? Sizin arabada küçük. Onun Starex arabası var büyük. Bizimki de zaten mümkün değil. Ha. İki, çünkü buzluğu koyduk. Annelerden getirdiğimiz. Kaptanlar sandalyeye koyunca doluyor bizimki. Ha. Sandalye, masa.
çadır derken yer kalmaz diye. Onu büyük arabaya aldım. Yazırız yani, siz aldım. Gelin ya da gelmeyin. Hangi gün gidiyorsunuz? Cuma sabah. Aa hadi bakalım ya. Sabah 6'da. Sizin çift kişilik yatak aşağıda kirliydi, o götürüyorum. Çift kişilik deyince yatak var mı? Var. Kaç tane var? Bir tane bizde var, çift kişilik. Tek kişilik de var. Süper. Bize bir tane tek kişilik lazım da o yüzden. Var. Hazırlayın. Yeni yıkadım. Çift kişilik bir götürüldü var. Benim bizim pompa nerede? Pompa var mı? Aa, pompayı Hüseyin muhteşem bir çözüm yapmış enişte bugün. Nerede aşağıda? Bir tane çakma eşyaları bulup da kendinden şişiren pompalardan bozuktu. İş yerinde duruyordu. Bugün ona uğraşmış onu tamir etmiş. Tamam. Çakma taktığını kendi şişiyor. Lastik havası bile şişiriyor. Tamam bacanım. Aa Muzaffer aşağı yatağı kurduk ya. Galiba. Nerede? Hoparlör onun içinde herhalde. Hoparlör dediğiniz şey mi? Ses bombası. Ses bombası. Ses bombası. İnşallah. Yani koca ev taşındı, ses bombası getirdikten sonra yataklar mı kayıptı? Bir şey kaybolmuştu. Evet, yatak kayıptı ama bulduk o yatağı sonunda. Asya'nın kolluğu kaldı. Ne demiştiniz ama biz verdik zaten onlardan gelen her şeyi. Derdik de onlardan nereye? O kadar eşya kaybediyor ki. Asya'nın kollukları vardı, o gitti. Hani şu en pahalı kolluklar var ya. Evet, kaybettim diyordu. Kaybettim, o gitti. Hayır, bulamadınız. Şimdi taşı masasında da yok. Yok, yeni bir tane şey yok şimdi, piknik masaları yokmuş. Daha sıfır yeni almışlardı, bir kere mi kullandılar ne? O da yok. Bodrum'a koyduk, yok daha. Ama onu bodruma kesin koyduk yani. Net eminim. Bir fitne giderken almıştık. Biz de yerini bırakmıştık. Ama 3-4 senedir yok yani. Tam da gelmedi geri masa. Biz geldiğimiz zaman geri dönüştük. Biz götürüyoruz, temizliyoruz, geri götürüyoruz. Şimdi de yani. Şey yok işte, ses bombamız yok. Ses bombası, aa o yatağın içinde olabilir. Geçen yıl zamlar gelmeden elektronik aletlere JBL'ninkini aldık. Bak ben de diyordum ya ses bombası alalım. Evet. Bu tarz kamp ortamı. Ama bu var ya bu ses bombası. Çok güzel. Çok güzel çıkıyor sesi. Müzik falan dinlemek için. İyi, onu da götürürüz. Aa, onun içinde bence eğer ya. Eğer oradaysa. Ben bir bakıp gelsem mi ki, merak ettim. Ben bakar gelirim ya. Şimdi biraz sonra. Bulamazsın. Baban yoruldu ya. Nerede diye bakardın mı? Yani inşallah niye bilmiyorum. İndiğinizde bakarsınız ya. Şimdi kesin de onun içine koydu ya. Hmm. Hayır, diyoruz ki arabayı eşyaları yüklerken oraya koyduğunuzda, geçen hafta tatilden geldiler ya. Oradan geldikten sonra yok. Zaten yukarı eşyaları taşıdığımda olmadığını fark ettim ben. Hani biraz eşya çıktı değil mi? Vallahi Lütfiye'nin dedim eşyası yok, çok kolay olacak dediler. İki kamyon aldı biliyor musun sen? Ben kamyon ortaya çıkınca da yoruldu dedim ya sana. Evet. Şimdi her şey yerli yerindeyken evde hiç eşya yok gibi geliyor. Küçük eve göre 2+1 eve nasıl almış her şey çok kadar ya. Dolap dedi ya. Dolapları vardı evet. Şimdi akşam Doruk diyor ki teyzemin eşyalı bitmiş mi? Hayır ben bitmemiş. Nasıl bitiremezler ya? Cuma da gördüğü eşyalar geldi diyor. Bugün ne? Salı diyor. Bak. Oğlum bunu hesaplamış. Şey banyoda sohbet ediyoruz. Düşünsene dedim şu dolapların her şeyin içinde dışarı çıktığını, geri dolapların içine konulduğunu. Aynen. Kapakları açmış. Ha, bütün havlular dolabın içinde, deterjanlar, işte temizlik grubu, çamaşır grubu. Ha, doğru. Çekmeceleri çekiyor. Bunların da hepsi mi çıkıyor taşınırken diyor. Vallahi kutu. Ay. Bir de Asya var, ada var. Asya ile adayla zaten çok zor. Onlar olmasa biz bugüne kadar kesinlikle yerleşir otururduk. Çünkü bugün ben 4 saat, yok 5 saat çocuklarla beraber evdeydim. Lütfiye ile Muzaffer yukarıdalardı. 4-5 saatte ancak biraz toparlamışlar işte. Ama yatak odası tamamen bitti. Yatak odası asılacak falan bir şey yok. Yani salon da bitti. Ha, salonda işte bir iki şey var, o fil kafaları, bilmem neleri, çerçeveler var. Aksesuarlar. Aksesuarlar artık. Ha, salonda da bir şey yok. İşte çocuk odasında Asya'nın kardalısı kurulacak. Ondan sonra oyun odasında işte kitaplıkları falan takılacak. Başka bir şey yok ama perdeleri uzun geldi. Onlar kısalacak. Aa, kendi elindeki. Buranın tavanları alçak ya, çok alçak. Allah Allah, ben sen tavanlarınız yüksek. Yok, kısa gelir çok alçak. Evet. Çok alçak. Bir de rustik olduğu için. Rustikten de öyle. Yerlerde çok, yerlerde sürünüyor şu anda. Ben kendi salonumunkini kısaltmıştım ya. Evet. O yöntemle dedim, onu yapalım. Evet. Ya da perdeciye götürün dedi. Anne şimdi perdeciye dedim, götüreceğim, geleceğim, aman bir sürü iş bekleyeceğim. Hemen aynı gün yapmayacak. Yapmayacaklar. Onu bir gün artık makineye açarım ben.
Muzaffer Akar'a gidecek o zaman. Hı. Ona detaylıca evi kendim dikerim diyormuş. Biraz kafanızı rahatlasın da. Ha, acele şimdi. Yerlerde evet. Sürünsün önemli değil. Nasıl yani, bir daha yıkanacak? Bizim de öyleydi ya. Biz niye yerde sürünüyordun? Ben daha... Kaç ay oldu işte yapalım? 5-6 ay oldu. Kendi perde. Hatta programda yaptık ya. Geldiğinizden beri hep yerlere değiyor. Öyle kullandım ya. Fırsat olmadı çünkü. Evet. Olmaz işte. Ha, fırsat olmayınca. Evet. Mutfak, yatak odası. İşte salon, kulak geçiyor. Yani hepsini geri kalanı yavaş yavaş. Evet. Şey kaldı işte şu alt rafa o baharatlıkları ipametten aldıklarımız var ya onlar kaldı. Kilerle duruyorlar. Onlar içleri boşalacak onları yıkayacağım, kurulayacağız, onları koyacağız. Bir onlar kaldı mutfakta. Ama o gün var ya sen bir yemek yaptın ya öyle bir hora geçtik Allah razı olsun. Çok güzel bir yemekte. Ya. Ama o gün de çok fena pert düşmüştük artık. Çok yorulmuştuk kilimizle. Kavanozlar falan da. Dağınıklığın kusuruna bakmayın lütfen de. Taşırken olacak. Hayır orayı taşıdık yerleştirdik derken burası da dağılıyor. Ev evet. Elden gitti. Yani o kadar çok yıkanacak şey var ki. Artık diyorum ki şey yapayım. Bence. Hayır Muzaffer gidecek ya Ankara'ya. Ben de o işlerle uğraştım artık. Şu patates var ya sen bir şey diyeyim mi? Patates. 15 gündür duruyor bu. Hayır kutsal şimdi. Kutsal patates. Ne yapıyorum biliyor musun? Kızartma falan yaptım ya çocuklara. Evet. Kilerden getiriyorum, fazla getiriyorum, hep bir tane artıyor. Hep buraya buradaki kullanıyorsun da hep oradaki bir tane gelen kısmeti. Tükenmiyor, hep soğanı da öyle yapıyorum mesela. Yemeği doğrayacağım zaman fazla getiriyorum, hep kalıyor burada duruyor, buradan geri alıyorum. Yani. Şimdi kavanozda biliyorsun da, o patates her gün orada durup duruyor. Geçen gün patates kızartırken, kızım bunu da kullan dedim. Orada duracak. Orada bir tane durdu. Onu kestim ne yaptı bilmiyorum. Hani evde olsam o dağınıklığı mutlaka ben topluyorum hiç bırakmam da. Orada kaldı kutsal domates oldu artık. Hiç patates oldu. Evi görecek şeyimiz kalmadı ya. Çok durumumuz evet çok yorucu. Çok yorucu bir şey oldu ya. Çocuklar olduğu için çok yorucu oldu. Ne diyor ki Lütfiye diyor 10 sene taşınalım falan sözünü duymak istemiyorum diyor. Çok da zormuş taşınmak diyor ya. Bugün Serpil diyor, bizim diyor 5 gün oldu diyor. Yok dedim ya 2 gün oldu dedim. 3 gün oldu, 4 gün oldu. Doğru bugün bir saydım 5 gün oldu. 5. günüydü buraya. 5 evet. Gündür vallahi tam pilimiz bitti ama. Evet. Az dinlenin bence ya. Ay. Tabii. Çok şükür kalacak yerimiz var. Çocukların oynayacağı, duracağı yer var. Artık acele etmeyin yani. Ve biz çok böyle taşındığımızda mesela Lütfiye küçüktü, çok rezil oldu. O gün Canan yengemle de konuşuyorum da Görkem falan diyor çok diyor dolapların içinde bir de uyudu kaldı çocuk diyor biz eşya toplarken taşındığımızda yerleşirken diyor. Evet. Hiç öyle rezillikler olmadı çok şükür. Hani hiç ne yemekleri eksik kaldı Allah'a şükür. Şeyi hatırlıyor musun? Tabii onu bir dur. Kahvelerimizi yaptım da bir seninle. Aklına geldi. Bizim Metingil ev taşıyacaklar. İki tane çocukları var, evi taşıdılar, topladılar, kamyona yüklediler, gidiyorlar. Ne unutmuşlar? Çocukları mı? Evet. Küçük Orkun'u. Küçük Orkun'u. Bebekti daha. Böyle 3-4 aylıktı sanırım. Figen de izliyordur belki bizi de buradan. Selamlar olsun Figen'cim öpüyorum seni. Eşya toplamakta kadar işte insanı... Kafasını sağlıkla davet ediyor Arabaya binmişler. Böyle biraz 1 kilometre falan gitmişler. Gitmişler, epeyce gitmişler şey ya. Şey Antalya'nın, Malatya'nın çıkışına kadar gelmişler. Neye? Şehir dışına taşıdılar. Tabii. Tabii. Isparta'ya sahibine çıktı. İşler topladılar. Figen şeye gelecek işte. Burdur'a geliyor annesi gibi. Metin abi sonradan eşyaları ev falan tuttuktan sonra Isparta'ya tayinleri çıkmıştı işte bizim gibi onların da. Eşyaları sonra getirecekler ya. Ay sen bebek uyuyormuş. Evde unutmuşlar çıkmışlar bebeği. 1 kilometre falan gitmişler ondan sonra geri dönüp almışlar artık. Malatya'nın yani. Çıkışına doğru geliyorlar. Bir şey eksik. Acaba ne eksik? Vallahi her şey olabilir. Evet, evet. Kafa o kadar dağılıyor yani. Yorgunluk insana her şeyi yaptırır. Evet. Ben de Asya'nın doğduğunda çok uykusuz kaldık. Hiç durmazdı Asya. Yani gazı falan çok fazlaydı. Yani böyle kesintisiz yarım saat falan uyumazdı. Artık ona hani sürekli piş piş, bir de kucakta piş piş diyordum ben. Aman Lütfiye uyusun, dinlensin diye.
şey buzdolaptan bir şey alıyordum bir gün. Buzdolabının hani kapağı açık kalınca ötüyor ya. İkaz veriyor ya. O ötünce piş 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 demiş dolaba. Uyuyor. Ne kadar işte yorulduysam ben de. Ay dolaba diyorum ki piş 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 diyorum dolap ötünce. Olabiliyor. Evet. Yorgunluk yani her şeye sebep olabilir. Şimdi seyircilerimiz diyordu. Lütfiye burada. Ada uyuyor. Hı-hı. Ama bir sessizlik var. Niye? Asya yok. Asya. Evet. Asya babasıyla maç seyretmiyor. Maç izlemeye gitti. Evet. Ondan böyle rahatlıkla. Evin neşesi ya. Evet. Hani şimdi evi dolduruyor. Tasalansın. Evet. Valla. Size de doruk. Ama bütün bütün işleri yaparken Asya hep işin başında. Bugün var ya, ay, yemek yapılacak. Anneanne ben yıkayacağım. Marulları yıkadı, soğanı yıkadı. Avokadoyu keseceğim. Anneanne ben keseceğim, dur. Her şeyi yapmak istiyor. İş yaparken de o gün öyleydi ya. Biz de sürekli şeye, lavaboya sandalye, tabure koyuyorduk. Doruk. Doruk. Değil mi? Evet. Demir yapar mıydı öyle de? Tabii demir de küçükken ama aslında çok yapıyordu. Elinde kepçeyle mi? Rasul'u izliyorduk ya, bırakmıyordu kepçeyi. Bu çocuk aşçı olacak Doruk, diye soruyorlardı. Doruk daha şeyliydi. Daha meraklıydı. Ha, Doruk değil hala mi? Öyle. Doruk mesela şu an salata yapabilir. Ama demir hala bıçakla bir şey kesemez yani. Ben de Lütfiye'ye mesela hiç yaptırmadım. O zaman da ince motorlar gelişmiyormuş. Gelişmiyor tabii. Demir'in öyle gelişmedi. Demir kesemiyor. Eli kolu ince hareket etmiyor Demir'in. Lütfiye de onu ayarlayamıyor mesela. Evet ama gelişmiyor. Çok yaptırmadığım için. Ben küçükten işte annem bize hep çok yaptırdı yaptırdığı ya. Için. Ben işten güçten çok şey yaptıydım, bıkmıştım. O yüzden Lütfiye'ye dedim hiçbir şey yaptırmayacağım. Yani evlenene kadar Lütfiye hani mutfağa girip de yemek yapmışlığı yoktur. Sen seyre bakmış mıydın? Seher'e baktım tabii canım. Belki 8 yaş var çünkü illerde bakmışsın. Hayır, Seher'e bakmak için benim sınıfımı değiştirmişti annem. Şubemi değiştirdim ben. Vallahi bak, bizim dönemimizde sabahçı öğlenci oluyordu ya. Evet. Annem beni sabahçı yaptırttı. Yok pardon, öğlenci yaptırdı. Sabahları ben sana baktım, o evin işini yaptı. Öğleden sonra annem gezmeye gitti, ben okula gidiyordum. Benim şubem değişti biliyor musun? Arkadaşlarına da ayrıldım. Tabii canım. Hiç çocuğun psikolojisi, travma yaşar mı, arkadaşlarına ayrılacağını istemem. Travmayı şöyle yaşadım, belki işte okula gitmek istemedim. Okumak istemedim ya ben evet, ortaokulda falan. Evet, evet. Okula gitmek istemedim. Normalde başarılıydım mesela, 5 yaşında falan okuma yazmayı öğrenmişim. Annem işte yani sana baktırırdı bana. Sınıfta şubem değişti. Ha, o, değiştirdiğim şube de çok iyiydi. Arkadaşlarım falan çok iyiydi ama. Ama ilkokuldasın daha. Ama eskiden de öyleydi. Tabii, abla yani, kardeşe abi, bakacak. Anneye yardım edecek. Evet, tabii tabii. İsterse gelişmesin motor. Bir de eskiden bu kadar çok gün olurdu annemlerin yanında. Onu diyorum da işte annem her gün bir yerden sonra her gün gezerdi. Her gün gezerdi. Her gün günleri oluyordu. Evet. Sürekli pasta, börek hazırlık hatırlıyorum ya. Ay, günler öncesinden hazırlık yapılırdı. Ay ben şimdi ev gezmelerine falan bilmiyorum. Ev gezmesi bana şey geliyor yani, böyle şey basıyor. Afakanlar basıyor. Sürekli bir yerde oturamıyorsun artık. Evet. Pandemiden sonra çok değişti her şey ya. Pandemi değil değiştirdi mi? O. Sen zaten yani sevmezdin de ben mesela evet, çok severdim. Evet. Annem de günlere gitmeyi sen hiç gitmezdi. Evet. Ben çok severdim. Sen şey aradın mı? Müge'yi. Hala aramadım. 9 Ağustos doğum günüdür. İnşallah atlamazsam doğum gününü de arayayım. Vallahi çok evet, sürpriz olur. Aynen öyle. Unutma da ara bari. Evet. Arayayım arayayım dedim, fırsat bulamadım bir türlü de. Ay seyircilerimiz senin doğum gününü, Demir'in doğum gününü çok kutlamışlar. Ay geçen gün Hasan olanı Aysel abla gelmişti, selam vardı sana da. Senin öğretmenim. Öğretmenim. Evet evet, evet. Selam vardı belki sana. Belki de matematiği çok sevmeni ve çok başarılı matematik çok iyi öğretmenim. Çok iyi öğretmenim ama Aysel öğretmen hakikaten öyle şey. İleri hocam. O da çok edebiyatı, kitap okumayı sevdiren gerçekten o kadar eşsiz öğretmenlerdi ki Hasan Oğlan'daki öğretmenler. Çok kıymetliydi hepsi hakikaten. Doğru. Yani hala mesela devam eden çalışanlar da var. Öğretmenliği emekli olsalar da özel okullarda falan hı, çalışanlar var hala. Ama hepsi başarılı. Öğretmen mümkün değil. Değil mi? Hepsi hakikaten çok başarılılardı. İnanılmaz başarılı öğretmenler. Yani yürekten yapan ve sevdiren, yani hani severek yapıyordu. Tabii. Ben mesela felsefeden
üniversite sınavında o mantık sorularımı full yaptım. Halbuki daha çok sözelcilerin dersi. Ama öğretmenim o kadar muhteşem bir öğretmenli ki benim. Yani nasıl olanı görecek. Ama şimdi artık saygı, sevgi hiç kalmadı. Öğretmenlik şeyi kalmadı artık. Nesil çok değişti artık. Çok yürekten bu işi yapan, işine çok sanırım. Öyle öğretmenler de kalmadı. Evet. Öyle öğrenciler de kalmadı. Evet. Anneciğim selam sağ olsunlar. Emekleri büyük hakikaten. O Didim'e yerleşti. Orada yaşıyor artık. Ha. Aha, Ankara'dan tamamen kovuldu. Yanında çocuklardan kimse var mı? Bir tane kızı var. Böyle bir tane kızı var. Ha. Onunla yani evleri ayrıymış da yakın diyor. Toruna falan baktım diyor. Kız çalışıyormuş. Toruna falan baktım diyor. Bayağı aktif ama. Aleyhisselam. Çok aktif bir insan zaten kendisi. Ha, hala aktifleri devam ediyor. Ha, tabii. Çok aktif maşallah. Enerji dolu. İki kere geldi hatta. Bir gün sabah kahvaltıya geldi. Sonra bir de öğleden sonra kız kardeşleriyle beraber geldiler üçü. Sohbet ettik. Yani sohbetine doyum olmadı gerçi ama çok uzun da yapamadık. Çok güzeldi. Babam ilk yasın olandı. Hafta sonu matematikten okulun içinde matematik kursu vermeye Aysel Hoca başlamıştı. Babamla tanışmaya işte hafta sonu böyle bir kurs açıyoruz. Çocuğunuzu da gönderin demeye kooperatife gelmiş Aysel Hoca. Babam diyor ki kapıdan diyor küçücük bir genç kız girdi diyor yani daha diyor liseye bile gidiyor demezsin diyor. Kendini tanıttı ben Sevin öğretmeniyim diye diyor. İnanmadım ben diyor bu yaşta öğretmen mi olur şaka yapıyorsun diye diyor. Halbuki 3 tane de çocuğu vardı. Çocuğu vardı o zaman. Aynen öyle bir yaşını hiç göstermiyordu. Hiç göstermiyordu. Çok güzel böyle bakımlı hakikaten. Ay, kızları da çok güzeldi zaten. Evet. O ben Hande'yi çok net hatırlıyorum. Çok güzel olduğunu ama diğer kardeşim küçük hatırlamıyorum. Onlardan daha küçükler ama Hande muhteşem güzeldi. Evet. Hala öyle güzel. Maşallah. Evet. O bile çocuğunu falan evlendirmiş yani. Yani zaman o kadar hızlı geçiyor hızlı ki. Geçiyor. Çok çabuk geçiyor. Evet. Seher'in bebekliği zaten muhteşemdi. Senin bebekliğin var ya çok güzeldin ya. Böyle bembeyaz, renkli gözlü. Çok çok güzel bir bebektin gerçekten. Evet. Yani Seher'le bizim şeyimiz olmadı hiç zaten. Öyle bir çatışmamız yetişirken, büyürken aradaki yaş farkından dolayı ama Fatih'le çok çatışırdık biz. Arada benim bizim 2 yaş var Fatih'le. Erkek kardeşimle onunla çok çatışmalar yaşandı tabii. Şimdi bizim Demir'le Doruk arasında hiçbir kavga dövüşü olmuyor. Niye? Arada 5,5 yaş var. Değil mi? Hiç yani aynı şeyleri istemedikleri için kavga dövüş olmuyor. Birinin istediği ötekinin istemediği oluyor yani. Ama bizim şimdi Asya ile adamım olabilir. Olacak. Onların yaşı çok yakın çünkü. Ama birbirleriyle arkadaş olabilir. Evet. Arkadaşlık da olacak. Çok zarar vermeye evet. Kavga dövüş saçını çekmeye, orasını, umurumu burasını şey var, ikizler yani. Var. O gün aşağıda konuştuk da erkek tabii onlarda. Nasıllar dedim hani sen rahat ediyorsundur. Evde dedim bir arkadaş ihtiyacı hissetmeden ikisi dedim arkadaş oluyorlar. Olur mu diyor. 5 dakika oynarlarsa 6. dakikada kavgaya dönüşüyor diyor. Aman diyor bir kavga bir kıyamet evde diyor. Hiç anlaşamıyorlar diyor. Çok zıt karakterler zaten çocuklar. Bizimkiler de çok zıt. Asya ile Ada çok zıt karakterde. Anlaşamazlar. Ada aynı diyor. Doruk gibi. Evet. Gözetliyor. Hep gözetliyor. Evet, evet hep gözetliyor. Evet, ha bugün adım attı biliyor musun? Dediler mi? Maşallah. 7 adım attı maşallah. Ayakta duruyordu zaten. Artık evet. Yürüyecek. Çok korku. Artık yeni evde evet. Yürüsün şeyde koridorlar. Koridorlar. İnşallah. Sağ olun. Kavun kestim ya. Kavunlar hadi. Ilıdı. Çaylar şey kahveleriniz soğuyacak. Tamam. Neyse biz balkona Hüseyin'in yanına geçelim. Bu kahve senin mi? Dur, evet. Sen bardağı. Hüseyin'in kahvesi. Verelim. Ay bunlar da abla ya. Yemek yedik her. Evet kız kardeşimi yolcu ettik. Şimdi aşağıya beraber indik. Onları da yolladık. Şimdi çocukların Asya'da geldi babasıyla. Asya'yı unutuyor Ünal içeride. Balkonda tam böyle oturmalık oldu. Hava çok güzel şu anda. Biraz nem var. Böyle hani yapış yapış oluyorsunuz. Ama hafif de bir esintiyle. Sizi serinletiyor. O yüzden içeriye girmeyi de canımız istemedi. Muzaffer'le birazcık daha dedik oturalım balkonda. İyi oldu Seher'lerin de gelmesi. En azından onlarla oturduk, dinlendik. Vakit nasıl geçti anlamadık. Bir de şey yaptık. Birkaç gün sonra Seher'lerle beraber bir şey olacak, gezimiz olacak. Onun listesini yaptık. Hani neler alalım yanımıza, neler yapalım diye onları da konuştuk.
Onları da ayarladık. İki gün böyle bir gezin yapacağız inşallah onlarla beraber. Lütfiye de diyor, anne gidin de birazcık dinlenin siz de diyor. Mümkünse böyle hani 20 saatini dinlenerek inşallah o tatilini öyle geçirmeyi düşünüyoruz. Gideceğimiz yerin havası, suyu çok güzel. Buz gibi bir su akıyor. En azından böyle sıcaktan kaçıp orada serinlemek güzel olacak. Bakalım nasip gidebilirsek öyle bir gezi planladık. Yani bugün de böyle geçti. Yarın inşallah hani Lütfiye'nin evinin de işleri biter. Onları da evlerine yerleştiririz diye düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun Muzaffer? Yarın da işleri biter gibi geliyor bana. Az kalır. Evin işleri bitecek gibi değil. Yani bitmiyor. Yani düzen oturana kadar. Gibi, evet. Yavaş yavaş artık geçer de, günlük yaşam evet, alanı yerleşir. İnşallah ha, rayına oturur zaten her şey. Onlar da evlerine alışırlar. Biz yokken onlar da evlerine alışsınlar. İnşallah sağlıkla huzurla otursunlar. Hepinize güzel dilekleriniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Hastalarımıza da şifalar diliyorum. Ankara'dan bir takipçimiz var. Şu anda hastanedeymiş. Geçenki videomuzun altına yazmış. Gerçi yorum hani yapamadım, cevaplayamadım ama hastanedeyim diye yazmıştı. İnşallah ona da bir an önce şifalar versin Rabbim. Sağlığına kavuşsun, eski günlerine dönsün inşallah. Yani onun için bütün dualarım, temennilerim onunla. Bizi izliyordur mutlaka şimdi. Yani bütün hastalarımıza tabii şifalar diliyorum. Allah kimseyi darda bırakmasın, sıkıntıya düşürmesin, gerçekten de çekemeyeceği yük vermesin Rabbim de. İşlerimizi kolaylaştırsın Allah hepimizin. Bize de güç kuvvet versin, şu son işlerimizi de bitirelim. Sağlık olsun tabii ki yani, her şeyin başı sağlık. Sağlık olunca hepsi oluyor. Her şey gönlünüzce olsun. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.